3 numarada Hasibe ve Çetin var. Efendim İzmir, Bergama. Sindelköyü. Sindelköyü. Evet. Siz o köyden misiniz? Ben o köydenim. Eşim Bergamalı. Eşiniz Bergamalı. Peki nasıl tanıştınız? Görücü usulü. Görücü usulü. Emine ablanın biraz daha gelişmişi. Gelişmiş hali ama aynısı. Evet, biz yani konuşabildik, görüşebildik. Allah razı olsun, konuştular diyorsun. Çok şükür. Ay, utanmaktan bakayım ama. Peki, kim yaptı? Dünürbaşı mı deniyordu? Dünürbaşı evet, kim? Evet, Dünürbaşı. Onların mahallesinde. Yani tamam. Onların bir bayan. Dediler ki bundan 12 sene önce. Evet, 12 sene önce. Zaten istemiyormuştu da eşim evlenmeyi. Babası çok istiyormuş. Ondan sonra işte gel bir bakalım diye çıkmışlar. Önce tabii ki bana gelmediler. Aynı köyden başkasına geldiler. Ondan sonra... Ondan sonra... Evet, öyle oldu. Ay, olmasaydı iyi olurdu. Direkt bana gelseydi. Kısmet. Ama şimdi köy yani gelseydi iyi olurdu. Bir de ben biliyorum, bunu söylemeseydi de iyi olurdu. Peki o kısmet olmadı. Olmadı, beğenmemiş kendisi. Ondan sonra... Ama bak, bu çok havalı senin için. Ama şimdi biliyorsun da oradan onu biliyorsun yani. Geldiğini biliyorsun. İlkler çok güzel bir şeydi. Ay, niye ilk değilim? Ay Allah, şimdi bu 12 yıl öncesinin hesabını soralım o zaman çıktığını. Evet, sorur musunuz? Niye evlenmek istememiş, onu sorun bari İlker Bey. Babası. Sen sormadın mı 12 yıl? Ya belki size daha bir değişik anlatır. Aynı mı bakayım? Tamam, öne geldiğinde sorayım o zaman. Tamam, sorun. Sonra size geldiler. Evet, bize geldiler. Tabii ilk önce annesi, babası, ablası geldi. Muhabbet falan getirmişler. Biz de ilk de görmek olmaz yani oğlanı. Aha. İlk önce ailesini görürüz. Biz araştırırız. Eğer huyu tüyü iyiyse gel deriz, çocuğu görürüz. Bu da hazır arabadaymış zaten. Dediler bana, görür müsün işte. Anne baba zaten öyle şeylere çok karşı. Köy yerinde dedikodu olur. Yani çünkü akrabalar da geliyor. Köy yerinde dedikodu olacağını düşünüyorsan hop hemen eve çağırıyorsun. Ev attım. Ev attım, kahveyi evde mi? Evet. Bizim görücü olduğunda bile gelemiyor bak eve yani. İzin almadan. Ondan sonra annemlere allem etti, kallem etti. İşte köyden bir yengemiz var o da. Görsünler falan, ne çıkar gibisinden geldi. Tabii bu İzmir'den gelmiş. O zamanlar güvenlikti. İlk geldi güvenlik kıyafetine. Hiç özen falan göstermemiş yani. Belli zaten evlenmek istemedi. Ama içeriye çağrılacağını da bilmiyormuş. Ama gelmiş. Hakkını yeme Çetin'in yani. Evet, ama yani, gelmiş şimdi. Yemeyin, yemeyin. Niye? Abi elimden geleni yapıyorum. Yani. En güzelini yapıyorum. Niye bravo. Gelmiş? Bakmaya gelmiş sonuçta. Yani bakmaya gelmiş. Peki. Giyinir insan yani. Ay belki o üniformayla daha yakışıklı hissediyordur kendini. Ha, onu bilemiyorum. Olabilir. Zaten bir tarafından baktığımız zaman tam tersi, çok özendiği için üniformayı çıkarmamıştır. Ama benim tarafımdan önemli aslında. Ya, on numara. Benim tarafımdan önemli. Ben beğeneceğim sonuçta. Beğenmişsin zaten. Beğenmedim. Aa! Öyle geldi diye beğenmedim. Yani ne konuşmak ne görüşmek istedim işte. Ondan sonracıma soğuk muydu ki ya da ne biçim, neden kapatıyorduk? Kapıyı kapatmamı söylendi bana. Hasibe kapıyı kapatır mısın dedi yengem. Tam kalkacağım zaman centilmenlik etti. Kapıyı kapattı. Ya o anda böyle ne bileyim ya, bilemiyorum, bir hoşlanma oldu. Hadi. Beğenmemiş hali böyle. İstememiş. Ama işte yani kalbime Allah hissettirdi herhalde yani, bilemedim ki ne yani, istemiyordum. Hatırlayınca bile istemiyorum o haliyle. İnsan bir özen gösterir, giyinir yani böyle bir. Tamam ama Çetin'in de özeni kibarlığında, centilmenliğindeymiş. Evet. Ki bak kalbini öyle çalmış. Evet, Allah hissettirdi herhalde. İyi ki de olmuş. İyi ki olmuş. İlk dediğin anne? Ya dediği gibi şey, yumuşak kalpli. Kıramaz, kızamaz. İyi niyetli. Ya iyi niyetli, bana da iyi niyetli ama bir de çevreye karşı iyi niyetli olması birazcık ondan sıkıntı var işte. Niye? Ya herkese iyi niyetli bakılır mı İlker Bey? Hem de bu devirde ya. Herkese yardıma koşulur mu? Önce bir kendine koş. Herkese yetişmeye çalışılır mı? Ama işte iyi niyet değişen kişiye göre değişen bir şey değil ki. Adamın yapısı o. Evet, şimdi çok sevap kazanıyor, çok. Öyle mi? Ya onun açısından öyle herhalde. Peki tanıştınız, o anda centilmenlik hoşuna gitti. Evet. Doğru mu? Evet. Sonra görüşme kararı mı aldınız?
Sonra yengem tabii hani eğer kız beğenirse falan gibisinden cep telefonunu almış eşimin. Sonra şey yaptık. Yengem bana çıtlatınca dedim versene yenge telefonunu dedim. Merak ettim. Hani her arayan numaraya dönüyor mu? Ondan çağrı bıraktım. Hemen döndü. Allah seni Allah seni kahretmesin. Tam beğeniyorum. Bir hata yapıyor. Hadi geri. Ama belki bir iş telefonudur, belki bir müşteridir, belki numarayı kaybetmiş eski bir arkadaştır. O zaman o an düşünemiyorsun zaten yani. Ben de aynısını söyledim. Çünkü onu düşünüyorum yani dönmemesini istiyorum. Dönecek mi diye deniyorum yani. Denediğim için dönmemesi gerekiyor. Döndü. Ondan sonra açtık, muhabbet ettik işte. Dedim niye döndün falan. Dönmeseydin iyi olurdu. Böyle böyle sesimiz falan hoşumuza gitti ikimizin de. Başladı. Ay, ay. Dönmeseydin iyi olurdu ama ne yapıyorsun? İyi misin? Nerede sen kapat. Cebime koy. Evet önce sen kapat, kapatamazdık. Hep bu kapatırdı yalnız. Ben niye kapatamam? Ya, bir de istemedim ya İlker Bey. İstemedim. Telefonu bile kapatamıyorum ya yüzüne. Düşünebiliyor musunuz? Aslında erkekler kapatmaz ama ben de tersine. Ben kapatamıyorum. Evlenme teklifi aldın mı peki? Ay sormayın, hiç almadım. Bir gün kaldı evlenme teklifine düşünüyorum. Ya bak bir de ben düşünen bir insanım yani her şeyi düşünüyorum. Sen bir evlenme teklifi etsene, hiç etmedi. Nerede evlenme teklifi? Etmedi. Sen düğüne bir gün kala sen bana evlenme teklifi etmeyecek misin dedim. Benimle evlenir misin dedi telefonda. Ben de dedim tekrardan et, tekrar derken bayağı bir 10-15 kere söyledim. Arkamdan motor geçiyor işte falan. Ama kızdım yani. Bir gün kalmış bir evlenme teklifi, bir anıdır, bir şeydir. Yani köyde ben bunu düşünüyorsam Bergama'da düşünmesi lazım ya. Bundan sonra böyle bir şey ister misin? Evlenme teklifi mi? Evet. Ay bekliyorum, yapacağım diyor. Bekliyorum, hala bekliyorum. Yaparız, yaparız. Belki yaparız. Şu traktörü kazanınca... İkinci kazanınca edin. Peki, kıskanç mısın? Ay bilmiyorum ki ne değilim herhalde ya. Dermişim çok aşırı. Peki, traktörü ne yapacaksınız? Traktörü işte evimizin borcu var. Allah nasip kısmet ederse evimizin borcunu kapatacağız. Traktörün de modelini düşürmüştünüz. Aslında ben istemiyorum İlker Bey ya. Kullanmak istiyorum ama... Eşim bilmiyorum kapatalım borcu diyor ama ben istemiyorum. Çok güzel ya. Ben şimdi inmişim. Evinmişim. Hani arabayı öyle düşünüyorduk. Satıp ya bu satılır mı Allah'ını seversen? Bakabilir miyim arkaya? Lütfen bak binebilirsin de. Ay Allah'ım. Ay. Gerçekten Allah aşkına. Ay. Çok sağ olun bunu bana verdiniz. İlker Bey bak çalıştırır gider ha. Heyecandan düşüyormuşum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bu nasıl? Bak gördünüz mü? Bilmiyorum bile bunu. Lütfen aç. Bizimkilere kapısı yok ki. Evet. Şuraya basıp da. Evet. Biz çürük bulduk. Bizimkilerin kapısı yok ki. Sadıklarımızın kapısı yok. Allah'ım nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok güzel ya İlker Bey. Bak şehir sunroof'u falan var. Üstü açılıyor. Allah'ım nasip eder mi ki? Çok teybi güzel. Var mı? Bak şimdi çalıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Sese bak sese. Allah. Sese bak. Bunun düdüğü gel. Kornası şu yan tarafta. Şöyle bas. İnşallah. Şimdi kesin kazanır bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.